Dostlar merhaba. Bugün size yurt dışından almış olduğum Daiwa'nın Fuego LT3000 modelini tanıtacağım. Makinemiz yaklaşık 15 günde ulaştı. Aldığımız fiyatın üzerine gümrük vergisi ekleniyor biliyorsunuz artık. Ben az önce açtım bunu. Kullanım kılavuzunu inceledim. Türkçe'ye çevirdim. Hani bize ürün hakkında firmanın yaptığı tavsiyelere baktım. Makinemizin özelliklerine şöyle bakacak olursak devir oranı 5-3-1, çok hafif bir makine. Bu LTSR'lerin özelliği bu zaten arkadaşlar. Daha hafif gövdeye sahipler. 215 gram ağırlığında. Maksimum drag gücü 10 kilogram. Bir turda da 80 santimetre sarım kapasitesi var. Ayrıca 6 rulmanlı bir makine olarak belirteyim size. Şimdi makinemizi alalım. Makineyle kolu ayrı ayrı geliyor. Şöyle kolundan çıkaralım. 3 tane de yedek pul geliyor. Biraz sonra bu pulları nerede kullanacağınızı söyleyeceğim size. Bilmeyenler için. Makinemizi aldığımız zaman kullanım kılavuzunda işte parçalarını tanıtmış bize. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi makinemize misine sararken nasıl sarmamız gerektiğini. Şuradaki resimlere baktığımızda mutlaka oltaya takarak veya misine sarma aparatınız varsa onu kullanarak misine sarmamızı tavsiye ediyor. Aksi takdirde misine sarım yerinde düzensiz bir sarım gerçekleşeceğinden avda bizi mağdur edeceğini belirtmiş. Kolunu bir takalım. Şöyle ben sol tarafta istedim kolunun gelmesini. Sarım yapar gibi ileriye doğru çevirdiğimiz zaman sabit tutarak makinemizi kolumuzu takmış oluyoruz dostlar. Evet şöyle baktım. Makinemizin üretim yeri Malezya üretimi. Her makinede olduğu gibi ileri geri mandalımız var burada. Kılavuzumuzun arkasını açıyorum. Az önce bahsettiğim bu pulları kullanma yerinden bahsetmiş burada. Sardığımız zaman eğer arkada boşluk varsa buraya bir tane pul çıkarmamız gerektiğini belirtmiş arkadaşlar. Bunun içerisinde pullardan var. Eğer önde boşluk varsa bir pul takmamızı yine aynı şekilde belirtiyor bize. Ne zaman ki tam her tarafı dolu dolu aynı şekilde eşit olursa o zaman makinemiz doğru çalışıyor demektir. Avlandıktan sonra normal bir suyla yıkanabilir makinemiz. Makinemizde kullanılan rulmanların özelliği su geçirmez. Yağ sistemiyle yağlanmışlar. O yüzden makinemizi yıkayabiliriz. Yıkadıktan sonra da kurulamamızı yine bize tavsiye etmiş. Makinemizi suya tutarken şu şekilde tutmamız tavsiye ediliyor. Bunun dışında ters falan tutmamız tavsiye edilmiyor dostlar. Makinemizi yıkarken de sabit tutmamız gerekiyor. Kolunu ileri geri çevirmememiz gerektiğini yine bize belirtmiş. Makineyi yıkarken bir sonraki uyarıda sabun, sünger gibi herhangi bir temizlik ürünü kullanmayın diye belirtmiş. İkinci olarak makinemizi yıkadıktan sonra mutlaka kutusuna koymayalım. Hava alabileceği bir yerde tamamen kuruması için bırakalım. Diğer bir özelliği yağlaması hakkında. Makineyi yağlarken makinenin içini kesinlikle bize açmamamız yönünde bir uyarı verilmiş. 3 noktadan yağlamamızı belirtmiş. Bunları da size gösteriyorum. Birinci noktamız burası arkadaşlar. İkinci noktamız burada bir rulman var. Bu rulmanın olduğu bölge. Üçüncü olarak da yine şurada bir bölge var. Hareketli bölge. Yine burayı yağlamamız bize önerilmiş. Bunun dışında makinenin herhangi bir yerinin yağlanmasına gerek görmemiş. Yani bunu açmamamız konusunda da
yine garanti dışı kalacağından dolayı bize belirtmiş. Arkadaşlar ayrıca makinemizin gövdesini, bu üst kısmını gövdeden ayırmayalım. Buradaki rulmanın zarar görebileceğini belirttiği için kesinlikle bunun buradan çıkarılmasını bize tavsiye etmiyor. Bunun dışında ben makineyi sol elimle kullandığım için herhangi bir sıkıntı yok. Ama sağ elinle kullanmak isteyenler sağ için de kolu söktükten sonra şurada da plastik parça var, iki tane, hem burada var, aynısından burada var. Bunların aynı zamanda yer değiştirilmesi gerekiyor bu plastik parçaların. Makine orijinal bir makine. Ben çok beğendim. Yani yurt dışından alacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Satıcı çok ilgiliydi. Daha sonra herhangi bir bilgi almak isterseniz videonun altına yorum bırakırsanız arkadaşlar detaylı olarak size bilgilendirme yaparım. Herkese rastgele diyorum.